Mardin Dayrıl Zarafan Manastırı. Dayrıl Zarafan Manastırı. Dediğimiz rütbelikçiler aynı yönetenler çıkabiliyorlar. Bunlar sağ ve sol taraftaki odalarda aynı kıyafetlerini giydikten sonra diğerlerinden burada ekipar oluşturuyorlar gibi olabilirse. Ortadaki üç merdiveni çıkıp oradan aynı yönetiyor ve yakınlar ise ilahilerle buna eşlik ediyorlar. Sağ ve sol tarafta ise tane tarihi kürsü görüyoruz bakan kürsüleri. Yan taraftaki kürsü yaklaşık 400 yıllık İtalya'dan diğeri ise 500 yıllık Hindistan'dan gönderilen fil dişiyle kaplandı. Üzerindeki beyaz küçük işlemeler fil dişi. Bunlar uzun süren aileler esnasında patriklerimiz bu iki kürsünün üzerine oturuyorlardı. Yan taraftaki fresk 1200 yıllık Hindistan'dan gönderilen özel kök boyaları ile yapıldı. Ve arda kalan tek fresk mor pananyoyu tasvir etmekte. Mor Süryanice ile aziz denir. Mor pananyo 8. yüzyılda manastırda büyük çapta restorasyonlar yapmıştır ve manastır onun ismini taşıyor. Girişi de görmeniz gerekiyor. Deyru, Zafaran, parantez içinde Mor Pananyo Manastırı. Paydaki tablo ise 110 yıllık Ceylan derisinden Suruçlu Mor Yakup'u tasvir etmekte. Suruçlu Mor Yakup, 5. yüzyılda yaşamış bir tane yazar ve aziz. Karşılıklı sütunlar ise 8. yüzyıldan kaldı. Üzerindeki yazılar ise Davut Kuralı, Mezmur Denden Adnan Mısralar. Bir de yukarıya baktığınızda ise desenli kemer işlemeler görüyoruz. Bunlar ise 5. yüzyıldan kalma orijinal işlemeler. Balkonlar ise sonradan ek olarak yapıldı. Eskiden halk sığmadığı için kalede çıkılıyordu. Ama sonradan azaldığımız için artık ihtiyaç duyulmuyor. Bir de burası bir Süryani manastırı. Birçok insan Süryani, Hristiyanlığın bir kolu ya da bir mezhebi olarak biliyor. Süryani bir toplumdur, bir halktır. Süryaniler Mezopotamya bölgesine ilk yerleşen topluluklardan birisi oluyorlar ve bölgede 5000 yıllık geçmiş bir var. Milattan önce güneşe tapıyordu. Milattan sonra 1. yüzyılda Hint Hristiyanlığı kabul edenler oluyoruz ve toplu bir şekilde giriş yapanlar. Hatta burada güneş tapınağı var. Oraya da en son gireceğiz. Ve toplu bir şekilde giriş yaptığımız için merkeziydi. Burada ilaç üretiyorlardı. Tıpkı eczacılıkta sürekli lamp figürleri görüyoruz. Burada da aynı şekilde. Sol taraftaki figürde iki tane lan bir tane vazon içine başları sokmuş. Zehir atıyorlar. Zehir ise kan zehri temsil ediyor. 13. yüzyılda burası bir mezar odası olarak kullanmaya başladı. Burada 7 tane de mezar görüyoruz. Bu 7 mezarın içinde 52 din adamı oturur vaziyette defnedildi. Buradaki 3 mezar Patrik mezarları. Patrik din lideri oluyor ve Patrikhane buradan Şam'a taşındığı için artık bu 3 mezara Patrik defnedilmiyor. Ama diğer 4 mezar metropolit mezarları. Metropolit Patrik Yahut oluyor. Bölgesel lider ve bunlar halen aktif olarak kullanılıyorlar. En son 1969'da Anna Darapani mezarı defnedildi. Ve günümüzde vefat eden metropolit olursa tekrardan en eski mezar açılır. Arşlar kırılıyor, üstekiler kapak taşları, onlar söküldükten sonra içinde taştan bir sandalye var. O sandalye üzerindeki eski kemikleri mezar bir köşesine koyacaklar ve oraya ait kıyafetleriyle başka bir metropolit oturtacaklar. Doğuya bakacak şekilde
İsa ve senin tekrar kıyamet gününde doğdular geleceğini inandığımız için onu hazır vaziyette bekliyorlar karşılamak için. Oturman sebebi ise saygı. Taşları siyahlı ise 800 yıl önce Timur Ankara Savaşı'nı kazandıktan sonra maalesef Türkiye'de ve birçok yerde tarihlara zarar veriyor bu dallardan birisi. Tavanda altın mozaikler bulunuyordu. Onları almak için burada büyük bir ateş yapıyor. Altını alıp gidiyor. Kapılar ise Timur'dan sonra 500 yıl civarı el işlemeli ceviz ağacında yapılmış. Bu bölüm hakkında aklınıza takılan şey varsa... Bu taşlar özel bir taş mı? Oyulması çok kolay böyle. İşlemeler falan var. Evet, buranın taşı. Dolduruyorlar ve taşları geometrik şekillerle kesip toprağın üzerine diziyorlar. Altı sıra bu taraftan yan bir şekilde, altı sıra bu taraftan yan bir şekilde. Orta sıra V şeklinde kilit taşlarıyla dolduruluyor. Doldurduktan sonra toprağı çıkartıyorlar ve aradan harç, kireç gibi maddeler kullanılmadı. Orta sıra oluyor. Taşların yukarıya doğru uzunlukları 1,5-2 metre arasında değişiyor ve her taşın ağırlığı ise 2 ton civarı. Ve bu taşların bir özelliği var. Ne kadar ağırlık olursa o kadar sağlamlaşıp sıkıca birbirlerine yapışıyorlar. Ve inşa edilen bir mantığı vardı. İlk toprak çıktığı zaman düşmese ömür boyu düşmez. Ve bu mantık doğru çünkü bu taşlar 4000 yıldır ayakta. Ve o kadar sağlam ki milattan sonra 5. yüzyılda manastır bu tapınak üzerine inşa ediliyor ve biz şu an mezarlığın altındayız. O geldiğimiz yer. Buradan taşlara bakınca düz gözüküyorlar. Karşıdan onlar nasıl yan dizildiğini göreceğiz. Buyurun. Buradan yukarı bakıyoruz arkaya. Taşlar bu şekilde yan diziliyorlar bu şekilde. Bize de hocam diyorlar ama biz de hoca değiliz ya. Yani. Böyle de evet. Evet. Bazen daha iyi. Kaç kişi var sizin gibi burada? İki. İki. Sizden sonra yetişen var mı dipten? Ne bileyim hemen sonra. Bak yine dedin hoca dedim. Bana söylemedin kendin hocalar bilir dedin. Siz dediniz ki hoca demeyin dediniz. Papaz efendi, rahip efendi diye söyleyiniz dediniz. Ama siz kendiniz dediniz. Sen neredesin? Ben mi? Türkiye'liyim ben. Hangi sokağında? He? Hangi sokağında? Ankara. Ankara. Evet. Keçiören'de mi? Değil, Batıkent. Güzel. Sen? Ankara'yı biliyor musun? Biraz bir şey. Ne kadar bir şey? Nereleri? Aydınlık evleri biliyorum. Aydınlık evet. Evleri biliyorum. Türk iş bloklarını biliyorsun yani. Subay evlerini. Yani. İç aydınlığı. Aydınlık evleri.